bugün Ahmet'le hep beraber olmak güzel. Bu beraberliğin büyüyerek halka halka daha geniş bir halaya dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Çünkü çok eksiyiz. Bugün burada üç arkadaş buradayız. Ama aklımız, yüreğimiz, duygularımız hala siyasi rehine olan arkadaşlarımızda. Cezaevlerinde bu ülkenin siyasi sorunlarının yükünü omuzlayan gencecik insanlarda ve siyasi tutsaklarda. O nedenle bugün eksiyiz ama inanıyorum ki hep beraber önümüzdeki süreci daha güçlü bir şekilde karşılayıp bu beraberliği büyüteceğiz ve eksiklerimizin tamamını buluşturacağız burada Ahmet'te, yan yana olacağız ve o zaman tam olacağız. Maalesef bize hep yarım kalmak, hep üzüntüyle mutluluğu beraber yaşamak bugüne kadar reva görüldü. Ama biz istiyoruz ki bu ülkedeki herkes hep beraber mutlu olsun. Bu örgütlü kötülüğe karşı hep beraber örgütlü bir iyilik haliyle daha mutlu ve daha güzel geleceklere doğru hep beraber yürüyelim. Bunu da mutlaka sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Evet, bu karar bizler açısından siyasi rehine olduğumuz gerçeğini bilenler açısından hem kabul edilmemesi gereken hem de gerçekte de Türkiye'nin geldiği aşama itibariyle olmaması gereken bir karardı. Aradan geçen 7-8 yıl içerisinde maalesef ama maalesef kötülük adına, hukuksuzluk adına, haksızlık adına yapılmaması gereken ne varsa hepsini yaptılar. Siyasi operasyonlar yapıldı. Binlerce kişi cezaevlerinde. Siyasi kumpas davalar açıldı. Bu kumpas davalar kamuoyunu manipüle etmek için, bu ülkedeki kutuplaşmayı derinleştirmek için ve yürütülen savaşı meşrulaştırmak için kullanıldı. Ve bizler siyasi rehin olduğumuzu ilk günden itibaren söylüyorduk. Gelinen aşamada bütün yapılan bu kötülüklerin ve haksızlıkların bizleri değil, bir bütün olarak Türkiye'yi yıprattığı ve artık gelinen noktanın bir hem ekonomik olarak, hem sosyal olarak, hem diplomatik ve siyasal olarak taşınamayacak bir nokta olduğunun herkesin farkında olduğunu düşünüyoruz. Eminim ki bugün bize söyleyemedikleri hakikatleri kendileri de biliyorlar. Bu hakikat yürüttükleri şu topyekün bir çöktürme stratejisinin, hukuksuzluklarının, bu saf kötülüğün bizleri değil, direnenleri değil, bu zulmü, bu yanlış stratejiyi uygulayanları çökerttiğinin tescilidir. Yürümüyor, böyle gitmeyeceği çok açık. Bunu biliyorlar. Bugün belki kamuoyuna konuşmuyorlar ama eminim ki kapalı kapılar ardında bunu konuşuyorlar. Artık bu ülkenin ekonomik olarak daha müreffeh bir geleceğe açılabilmesi için, uluslararası itibarını koruyabilmesi için, ülke içerisinde demokrasinin az da olsa yeniden inşa edilebilmesi için bu politikalardan vazgeçmek zorunda olduklarını görüyorlar, biliyorlar. Kürt sorununda bir barış siyasetinin artık arefesindeyiz diye düşünüyorum. Bunun yolunun mutlaka açılacağını ve bunun da bizlerin, sizlerin, direnenlerin ve hakikati peşinden yılmadan koşanların başarısı olacağına inanıyorum. Küçücük bir çağrıyı da gençlere yapmak istiyorum. Bizim gençlerin gerçekten dinamizmine, aklına,
becerisine, yeteneğine, coşkusuna, heyecanına ihtiyacımız var. Genç yoldaşlarımızla birlikte bu yolu öreceğimize yürekten inanıyorum. Çünkü gerçekten yepyeni bir dönemdeyiz. 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakmak üzereyiz. Ve hızlı bir değişim dalgası var dünyada. Biz yaş almayan yoldaşları olarak genç yoldaşlarımızla birlikte bu yolu yürümek istiyoruz. Arkadaşlarımızı da, genç arkadaşlarımızı da politik bir özne olarak siyasette konumlanmaya, mücadele etmeye, bilgilerini, birikimlerini, deneyimlerini bizlerle buluşturmaya davet ediyorum. Cezaevinde tutsak olan tüm siyasi tutsak yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. O kapıları açacağız. Hep beraber açacağız o kapıları. Gerçekten bizler taliye olduk. Gerçek anlamda bir özgürlükten bahsetmek mümkün değil Gülten Başkan'ın dediği gibi. Ancak hep birlikte özgür olabiliriz. Gerçekten Türkiye'de demokrasi ve özgürlükleri güvence altına aldığımızda, Kürt halkının özgürlük sorununu çözdüğümüzde, kadın özgürlük sorununu çözdüğümüzde, ekolojik sorunu çözdüğümüzde gerçek anlamda özgür olabiliriz. Dolayısıyla bizim taliye olmuş olmamız bu anlamda bir özgürlük anlamında ifade etmiyor. Bunu ifade etmek istiyorum ve özgürlük için hep birlikte çalışacağız. Özgürlük mücadelesi seçmektir. Yani biz ancak özgürlük için, demokrasi için mücadele ederek bunu sağlayabiliriz. Mahkeme kararı bir kez daha şunu gösterdi. Aslında dayanışma cezalandırıldı. AKP, MHP, Ergenekon, Faşist İttifakı bir kez daha IŞİD vahşetine karşı Kürt halkıyla, Kobani halkıyla dayanışan Kürtleri, sosyalistleri, demokrasi güçlerini cezalandırmış oldu. Bunun anlamı bu. Bunu kabul etmiyoruz tabii ki, bu sonucu tanımıyoruz. Tanımadığımızı ifade etmek istiyorum. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sevgili Selahattin Başkanı, Gülten Başkanı, Aynur arkadaşımızı, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Pervin Oduncu, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Bülent Parmaksız, Nazmı Gür ve Ali Ürküt arkadaşlarımızı da alacağız. Sadece onları da değil, Türkiye'de aslında gerçekten siyasi soykırım operasyonlarıyla yüzlerce arkadaşımız, binlerce arkadaşımız cezaevinde. Türkiye'deki cezaevi gerçeğine bence bir dönüp bakmak gerekir. Yani bu mesele sadece tutuklu olanların ve tutsak ailelerin sorunu değil. Türkiye'de öyle bir sistem geliştiriyorlar ki cezaevinde yaşanan hukuksuzluklar, haksızlıkları kimse görmüyor. İnsanlar bir korku cumhuriyetinde yaşıyor. Yani Türkiye'yi bir korku cumhuriyetine dönüştürdüler. Biz Türkiye'yi demokratik cumhuriyete dönüştürmek zorundayız. Yani bu korku cumhuriyetini nasıl aşabiliriz? Bütün bunları birlikte mücadele ederek, birlikte örgütlenerek. Yani bu Gülten Başkan örgütlü kötülük dedi gerçekten. Yani Kürt halkına karşı, demokrasi güçlerine karşı, kadınlara karşı özellikle örgütlü bir kötülükle karşı karşıyayız. Her gün bu kadar kadınlar katlediliyor. Bu örgütlü kötülüğe karşı ancak örgütlü iyiliği örgütleyerek, yani yeni yaşamı örgütleyerek mücadele edebiliriz. Özellikle tecrit meselesi önemli ve merkezi bir konu. Tecrit insanlık suçudur, altını çizelim. Tecrit dünyanın her yerinde hem insani olarak hem hukuki olarak insanlık suçudur. İmralı'daki tecrit uygulamaları sadece İmralı'yla da alakalı değildir. Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan şahsında aslında bütün Kürt halkı, bütün Türkiye halkları karanlığa mahkum ediliyor. Kürt sorun çözümsüzlüğü orada kilitlenmiştir. Türkiye barışı orada kilitlenmiştir. Türkiye'de demokrasi ve özgürlükler orada kilitlenmiştir. Oradaki hak ihlalleri, oradaki uygulamalar adım adım bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Sadece cezaevlerine de değil. Bakın siz bir yerde hukuksuzluğa yol verirseniz, adaletsizliğe yol verirseniz bu her yere dağılıyor. Dolayısıyla Sayın Öcalan üzerindeki ağır tecritin kalkması demokrasi ve barışın inşası açısından, yeni bir yol açısından önemli. İçerideyken izliyorduk, özellikle Nevroz konuşmalarında da, hani toplumda da bir barış talebi var. Hem Kürt toplumunda hem Türkiye toplumunda. Evet, herkes barış istiyor. O zaman barışın yolu İmralı'dan geçiyor. İmralı tecrit sistemini, işkence sistemini aşmaktan geçiyor. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu mesele sadece Kürtlerin meselesi değil. Türkiye demokrasi güçlerinin bunu görmesi gerekiyor.
Anlıyorum. Cezaevinde bir aşık grevi süreci yaşandı 27 Kasım itibariyle başlayan. Daha sonra 4 Nisan'dan sonra da bu eylem farklı bir boyuta taşındı. Bugün itibariyle cezaevlerinde binlerce siyasi mahpus aile görüşüne çıkmıyor. Haftada bir defa kullanmak, o da cezalı değilse haftada bir defa kullanmak durumunda olduğu telefon görüş hakkından yararlanmıyor, vekil görüşüne çıkmıyor. Bunlar belki dışarıdan bakınca ve bunu yaşamamış olanlar açısından çok basit sayılabilir ama özellikle cezaevindeki mahpuslar da bu noktada oldukça dirayetliler. Ama ailelerimiz açısından çok çok önemli. Ailelerimizin çok yıprandığını biliyorum. Ama buradan ilk çağrım cezaevindeki bu eylem sürecine sadece cezaevinde yakını olanlar açısından değil, orada bulunanlar ve onları bekleyenler, dışarıda bekleyenler açısından aynı duyguları taşıyan herkesin bu sürecin içerisinde kendisini hissetmesi, bu sürece kendisini katması yönünde olacak ilk çağrım. Ki biz Sayın Abdullah Öcalan'a, Kürtalk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'a bu uygulama yapılıyor ve bu uygulamalarla Türkiye'de barış esaret altında tutulur. Esaret altında tutulan barıştır dedik ve bu uygulamanın görünür olabilmesi açısından siyasi mahpuslar olarak bu kararı aldık. İlk çağrım bu eylem sürecine desteğin duygusal anlamda, gönül bağı anlamında ve bizzat eylemlerde, alanlarda buluşarak sesimizi bu kararı verenlere duyurup bu karardan vazgeçmelerini sağlayacak noktaya taşıyacak ölçüde eylemliklerimizi geliştirecek bir noktaya taşımak gerektiğini düşünüyorum. İlk çağrım bu. Cezaevlerinde özellikle 2020'de çıkarılan yasa sonrası idari gözlem kurullarına bir keyfiyet hakkı tanındı. Bugün Türkiye'nin bütün cezaevlerinde idari gözlem kurulları işlev yapıyor ama 3 cezaevinde idari gözlem kararı ya da idari gözlem kurulları hakkı, hukuku tanımıyor. Verdiği bütün kararlar hukuksuz. Bu 3 cezaevinden birisi de Sincan Kadın Kapalı Cezaevi ve Sincan Yerleşkesi. Bir çağrı da buna, bu hukuksuzluğa son verilmesi gerekiyor. Bu kararı verildiler. O idari gözlem kuruluna böyle davranabilirsin, bu kadar keyfiyet içerisinde olabilirsin diyenler bu kararlarını bir kez daha gözden geçirmeliler. Şartla tahliye süreçleri de idari gözlem kurulların keyfi kararlarıyla yakılıyor ve arkadaşlarımız cezanın tamamını yatmak durumunda kalıyorlar. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın içinde bulunmuş olduğu koşullar. Türkiye'de biz barış esareti altındadır diyoruz İmralı cezaevinde ama bu süreç 99'dan bugüne kadar belli süreçlerde yapılan görüşmelerin etkisiyle belki bir esneme oldu ama oradaki koşullarda hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Biz yaptığımız eylemi o koşullar anlaşılsın diye yaptık. İçindeydik tahliye olduğumuzda. Bundan sonraki süreçte de ilk ve öncelikli çalışma alanım bu olacak bir hukukçu olarak. Yapılan infaz, yani infazdaki bu ayrımcı uygulamanın bir, İkincisi, haksızlığın ve hukuksuzluğun son bulması ve barışa konulan bu tekelim, barış bizim tekelimizdedir. İstediğimizde konuştururuz, istediğimizde tartıştırırız, istediğimizde de esaret koşulları altında tutarız diyen zihniyete karşı biz bu konudaki en büyük mücadele, hukuk mücadele bu noktada İmralı cezaevindeki tecit sürecinin kırılmasına dair olacak. Son bir nokta dosyamıza dair olsun son sözümde. Duruşma sürecinde Sebahat Vekilim ifade etti. Evet, çok söz söyledik. Bu sözümü söylerken çoğu zaman işte sözümüz kesilmeye de çalışıldı. En son sözüm kesildiğinde şöyle denmişti. Siz isterseniz kendinizi bir saatte de ifade edebilirsiniz. Niye günlerce konuşuyorsunuz? Ben bir saatte değil, 5 cümlede de ifade edebilirim demiştim. Kürdüm, Kürdistanlıyım. Kürt sorunu demokratik barışın çözümünün mümkün olduğuna inanıyorum. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ı Kürt sorunun demokratik çözümü için baş müzakereci olarak görüyorum. Ve Kürt Kadın Hareketi'ni, bugün TC aşağısında Kürt Kadın Hareketi'ni sürecin en dinamik gücü olarak görüyorum. Bugün görüyoruz ki en büyük hedef Kürt Kadın Hareketi'dir. Çünkü herkes bir yerde yorulsa, bir yerde duraklasa bile Kürt Kadın Hareketi durmuyor, duraklamıyor. O duraklamadığı sürece içerisinde de o düşünce hep canlı kalıyor, hep diri kalıyor, hep var oluyor. O yüzden belki cezaevinin kapısında yaşadığımız özgürlükler, sahte özgürlükler oluyor bir anlamda. Bu sürece son vermek bizim boynumuzun borcu. Yani bu yanlışa son vermek, biz bunu bir gerçek, hakikat olarak kabul etmiyoruz. Hakikat bu olamaz. Hakikatin karartılmış halidir bu. Buna son vermek bizim boynumuzun borcu. En büyük gücü halkımızdan aldık, en büyük gücü annelerimizden aldık. En büyük gücü en zor koşullarda, karanın en zifiri anında aydınlık vardır. Biz oraya yürüyoruz diyen
halkımızdan aldık. İyi ki varsınız. Sağ olun, teşekkür ediyorum.